Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım her zamanki gibi çok çok iyisinizdir. Bugünkü bölümümüzde sizlere ücretsiz olarak Solana ağı üzerinde NFT'leri nasıl toplayıp bunu güzel karlarla SolSea platformunda satabiliriz, bunu anlatacağım. Ondan sonrasında geçen gün Twitter'da da paylaştığım gibi, biliyorsunuz oyunları severim ben. P2E yani Play to Earn oyunlarından çok da bahsediyorum. Yine böyle bir oyun buldum ve oynamaya da başladım. Yani sizlere bunu göstermek istiyorum. Ama tabii öncesinde benim 2-3 saat vererek hazırladığım bu videoyu bir saniyenizi alarak beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Şimdi videoya geçiyoruz. Haydi. Videodan önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ben finansal danışman değilim. Burada yatırım tavsiyesi verilmemektedir. Sponsorlu ya da sponsorsuz anlattığım herhangi bir proje muhteşem yerlere ulaşabileceği gibi tamamen batabilir, kapatıp parayı alıp kaçabilir. Projenin coin değeri ya da kendisinin değeri sıfıra ulaşabilir. Eğer bu riskleri göze alıyorsunuz, o zaman yatırım kararını düşünmeli ve bunun bilincinde olarak yapmalısınız. Şimdi hazırız, videoya geçelim. Evet, gördüğünüz gibi yani artık videolara da böyle başlamaktan sıkıldım. Çünkü çok ortada bir piyasa var ve bir türlü ilerlemiyor. Paranın daha fazla Metaverse'de, NFT'lerde yani GameFi dediğimiz alanlarda olduğunu az çok anlayabiliyoruz. Çok fazla bir değişim olmadığı, çok büyük haberler de gelmediği için ben direkt sizi konuya alıyorum. İlk konumuz, bildiğiniz üzere Solana üzerinde bu ücretsiz NFT'leri nasıl elde edebiliriz konusu. Burada anlatacağım benim gördüğüm iki büyük yöntem var. Bunu 4 adım şeklinde anlatacağım sizlere. Birincisinde yapmanız gereken şey, bir Twitter hesabınızın olması, ki benim burada Twitter hesabım var. Eğer takip etmiyorsanız onun da linkini aşağı koyuyorum, oradan takip edebilirsiniz. Bir tane hesabınız olsun. Twitter'da ikinci adıma geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Birçok ağda yapabilirsiniz bu söyleyeceğim şeyi ama Solana ağını seçmemin sebebi yakın dönemlerde çok büyük popülarite kazanıyor. Özellikle NFT alanında. Daha fazla sanatkar ve artist burayı kullanıyor ve yeni ürünler üretiyor. Aynı zamanda daha fazla insan keşfediyor ve burayı kullanmaya başlıyor. Şimdi buraya yapacağımız şey şu arkadaşlar. Twitter'da search kısmına, o hesabı yarattıktan sonra search kısmına geldiğinizde, bakın benim ilk arananlar zaten var. Solana NFTs. Yazdığınızda, tıkladığınızda bir sayfa gelecek karşınıza arkadaşlar. Solana üzerinde dağıtımı yapılacak airdropları, giveaway dediğimiz ücretsiz NFT'leri bulmaya çalışıyoruz. Tam olarak yapmaya çalıştığımız şey de bu. Zaten burada genelde Solana NFTs diye hashtagle takılmış ya da NFT diye yazılmış oluyor ya da NFT drop diye. Şimdi burada biraz daha araştırma yapmak gerekecek ama çok fazla değil. Genelde direkt bulabiliyorsunuz. Bakın burada başka bir tane buldum bile, görüyorsunuz. NFT giveaway aşağı indiğimiz zaman 5 kişi kazanacak diyor. Paperhead Club NFT'lerinden. Follow me, işte takip ediyorsunuz bu hesabı. Like ve retweet diyor. Buna bir cevap veriyorsunuz ve Discord'larına katılıyorsunuz. Yapmanız gereken sadece bu. Bunu yaptığınız zaman buradan kazanabilirsiniz. Bakalım aşağı inelim. 775 kişiye. 5 kişiye çıkacak. Yani şansınız hala büyük olabilir. Buradan bir tane NFT düşürebilirsiniz. Alabilirsiniz bunu yaptıktan sonra. Ya şundan şöyle bile yapabilirsiniz. Hani bir tanesine değil. Burada günlük bir 10 dakikanızı ayırırsınız. Bunun atıyorum 10'una, 20'sine, 30'una girersiniz aşağı doğru. Her saat başı neredeyse 200-300 tane tweet oluyor burada. Buraya girdiğiniz zaman şansınızı bu şekilde arttırırsınız. Ve bunlara girdiniz. Hani hepsi tutmayacak doğal olarak. Daha fazla kişi girdiği için ama 1-2 tane düşürdünüz buradan. Bunları gidip SolSea gibi Solana ağı üzerinde olan pazar yerlerinde, NFT pazar yerlerinde satacaksınız. Yani olay bu. Şimdi ikinci modeli de, bulma modeli de şu. Bakın, howrare.is diye bir şey var. Burada upcoming drops kısmına geliyorsunuz sayfayı açtıktan sonra. Hani bunlar veriliyor gibi düşünün. Bunların hepsi Solana ağı üzerinde ve farklı farklı projeler gibi düşünün bunları. Sosyal medya ağlarına buradan gidebilirsiniz. Bakın, Monkey Chip'tim. Yani özellikle seçmedim. Hani buldum diyelim. Açıyorum bir tanesini, Twitter'ını. Burada gördüğünüz, şöyle aşağı bakalım. Genelde pinlenmiş oluyor. Burada var mesela giveaway. NFT will be gifted. İşte NFT verecekler. Yine aynı şekilde Discord'larına katıl. 3 tane arkadaşını tagle burada. Bu kadar. Eğer buradan kazanırsanız ondan sonra gidip bunu satabiliyor olacaksınız. Şimdi buraya girebilmek için önce bir cüzdana ihtiyacınız var. Yani SolSea'yı kullanabilmek için. Bu nedir? Phantom aplikasyonunu kullanıyorum ben, Phantom App diye. Buraya gelip Add to Chrome derseniz Google Chrome'a ekleyebilirsiniz. Hani bunu kullanmanız gerekebiliyor. Sonrasında SolSea'ya geldiğiniz zaman solsea.io diye bir site bu. Geldiğiniz zaman mesela cüzdanı ekleyeceksiniz buraya. Connect Wallet diyorsunuz. Burada Phantom, yani ben onu kullandığım için daha rahat geliyor. Diğerlerini daha kullanmadım. Bakın sayfayı açtım ve benim burada bir hesabım var. Bir de hesap yaratmanız gerekiyor. Register kısmından kendinize bir hesap yaratabilirsiniz kolay bir şekilde. Oraya hiç girmiyorum. Normalde şu olacak. Twitter'dan kazandığınıza dair bir bildirim geldi size. Hani o şirketlerden. Buradaki Solana cüzdan adresinizi onlara veriyorsunuz ve onlar size yolluyor NFT'lerinizi. Şurada NFT'leri görebilirsiniz. Benim daha önceden aldığım NFT'ler. Normalde bir NFT elinizde olduğu zaman bu sitede görünebilecek. Solana ağı üzerinde olduğu için. Şimdi wallet kısmından NFTs in my wallet
kısmına gelebilirsiniz. Burada sizin cüzdanınızdaki NFT'ler görünecek. List NFT kısmına tıkladığınız zaman fiyatı görüyorsunuz. Fiyatını belirlerken gidip bu projenin SoulSea'de hangi projeyse ismini yazıp buraya bakmanız lazım bütün NFT'lerine. Bakın şurada Explore diye bir kısım var. Oradan bütün NFT'leri bulabiliyorsunuz. Koleksiyonları görebiliyorsunuz. Fiyat aralığını belirledikten sonra size ne kadar nadir, ne kadar eşsiz bunlara baktıktan sonra belirleyebilirsiniz. Şimdi benim 10 Solana yapmıyor. Ama birisi alırsa güzel olur tabii ki. Şimdi onu listelerken şunu yapıyorsunuz. Bir işlem onaylanacak. O yüzden de elinizde biraz Solana olması lazım. Bakın 0.004 Solana. Yani çok küçük bir rakamdan bahsediyoruz. Okey diyorsunuz buraya. Şu an listeledik arkadaşlar. Şimdi cüzdanınıza tekrar geldiğinizde bakın buradan My Listed NFTs kısmına gidebilirsiniz bu sefer. Gittiğiniz zaman burada görüyorsunuz 10 Solana demiş. Hani listeden de çıkartabilirsiniz. Kaç kişi bakmış, kaç kişi like koymuş. Bu şekilde görebilirsiniz. Yani bu şekilde onlardan ücretsiz alıp burada satabilirsiniz. Aynı zamanda güzel karlarla satabilirsiniz eğer projede iyi bir yere geldiyse. O yüzden size bol şanslar diliyorum ve sizleri bulduğum ve oynamaya başladığım oyunu alıyorum şimdi. O oyun da arkadaşlar Crypto Nuggets. Aslında böyle güzel çizgi film vari bir ismi var. Nedir bu Crypto Nugget derseniz BSC ağı üzerinde yaratılmış bir oyun. Bu madencileri, bunlar madenci bu arada, bunları madene yollayıp kazım yaparak buradan NGT token elde etmeye çalışıyorsunuz. Oyunun amacı tamamıyla bununla alakalı. Normalde sizin ihtiyacınız olan şey iki tane arkadaşlar. Bir miner'a ihtiyacınız var. Bir de mounts dediğimiz bunları taşıyacak bir araca ihtiyacınız var. Yani bu mine kısmına götürebilecek bir araca. Sonra bunları bir araya getiriyorsunuz. Bir konvoy yapıyorsunuz ve bunları kontratla bağlıyorsunuz. 7-15 gün ya da 30 gün olması lazım bu. Bağladıktan sonra bunları expedition'a yani keşif gezisine madenlere yollayabiliyorsunuz. Totalde 30 tane madeni var. Hani bu 30 tane madenin hepsi farklı seviyeler, farklı zorluklarda. Bunlara göre de kazancı artıyor tabii ki. Bunu beraber yapacağız. Onu anlatmaya çalışacağım sizlere. Daha fazla detay vereceğim. Ben dediğim gibi oynamaya zaten başladım. Gördüğünüz üzere karakterlerimi falan aldım. Yani bunların nasıl yapıldığını daha çok anlatmış olacağım sizlere. Öncelikle bir miner'a ihtiyacımız var demiştim değil mi? Burada Minta Miner dediğiniz zaman NGT token karşılığında MetaMask üzerinden bu arada yapabiliyorsunuz. NGT token'ı da gidip Pancake üzerinden WBNB ile alabilirsiniz. Yani Wrapped BNB ile. BNB'niz olsa da sıkıntı yok. Otomatik olarak zaten çeviriyor. Yani Pancake üzerinden alabiliyorsunuz bunu. Aynı zamanda CoinGecko'ya gidelim mesela. Burada görebiliyorsunuz. Şu anki fiyatı 22 dolarlar civarında. Bir NGT token'ın. Aşağı indiğiniz zaman market yerlerini burada zaten göreceksiniz. WBNB şeklinde yazıyor. Pancake Swap'te direkt yapabiliyorsunuz bunu. Şimdi şöyle tekrar geri dönelim. Zaten Buy NGT derseniz sizi buradan otomatik olarak oraya alacak. Burada elinizde yeterince NGT olduğu zaman yapabileceğiniz şey ilki Mint Miner. Yani bir tane madenci NFT'si oluşturuyorsunuz. Ki ben zaten oluşturdum. Çok fazla kalmadığı için bunu keşif gezisine bırakıyorum kalan NGT'leri gösterebilmek adına. Bunların farklı özellikleri var gördüğünüz üzere. Sayfasına da beraber gidelim. Bakın burada farklı özellikler dediğim de şu. Yani farklı şanslarla farklı güçler düşebiliyor. Kimisi ilk seviye %44 şansı var düşmesinin. Kimisinin %1 şansı var düşmesinin. Hani bunların gücü de daha fazla gördüğünüz üzere. Bende olanlar düşenler bir tanesi 4. seviye, bir tanesi 3. seviye, bir tanesi 2. Bir de bir tane daha 3. seviye vardı yanlış hatırlamıyorsam. Onu başka bir konvoy yaptım. Dün akşam uğraşıyordum onlarla. Hatta ekranda şöyle vermiş olayım. Burada yine dediğim gibi seviyeler, güçler, aynı zamanda hangi NFT olduğu burada yazıyor. Buradaki sağlıkları çünkü bir kere gönderdikten sonra o hayvanların aynı zamanda bu madencilerin dinlenmesi gerekiyor 24 saat boyunca. O yüzden buradaki can düşüyormuş gibi düşünebilirsiniz bunu. Ve burada 12 gün yazdığı şey başka birine 12 gün boyunca hediye edemiyorsunuz bunu. Normalde edebiliyorsunuz. Burada böyle bir seçenek de var. Şimdi atlara gittiğimiz zaman bunlarda çok bir şey yok, seviye yok. Tek gösterdiği şey seviyesi yani level dediğimiz. Seviyeleri arttıkça kapasiteleri artıyor gibi düşünebilirsiniz bunu. Burada da zaten görüyorsunuz. Ben yine bir tanesini kullandım. Diğeri de 3. seviye çıkmış. Şöyle bakalım 3. seviyede alabilecek kapasite 3. Yani 3 kişi alabilir. %15 düşme şansı varmış bunun da. Güzel bir şey düşürmüşüz gördüğünüz üzere. Konvoy kısmına geldiğiniz zaman İki tanesini birleştiriyorsunuz. Yine dediğim gibi ben dün biraz uğraştırıyordum onu yaptım. Konvoy yaptım ama kontrata da ihtiyacım var. Yani belli bir kontrat koymam lazım. Kaç gün kullanabileceğim bu konvoyu onu gösteriyor. Yine gördüğünüz üzere şu an genel gücü 115. 100'ün üzerinde olması gerekiyor bir konvoyun gidebilmesi için zaten. 115 gücü var onda sıkıntım yok. Bunu gönderebilirim ya da yeni bir konvoy yaratabilirim. Şimdi onu yapacağım zaten sizlerle birlikte. Yeterince minerım var. Mount kısmına da geldim. Burada konvoya gittim. Şimdi create a convoy yani yeni bir konvoy yaratıyorum diyorum. Bir
araç seçiyorum. Yani at seçiyorum. Lama galiba bu arada. Miner'ı seçiyorum. Gördüğünüz üzere bunun üçünü de seçebilirim. Çünkü üç tane alabiliyordu. Hani üçüncü seviye olduğu için. Create a convoy diyorum bundan sonra. Beni MetaMask'e yönlendiriyor. Burada belli bir BNB. Yani çok küçük miktarlarda BNB gerekiyor zaten size de. Bunu kesintisini yapacak şimdi. Onu göreceğiz. Tamamdır. Bir sonraki de gerçekleşti. Bakın konvoyun bu şekilde. 390 gücü var. Diğerinin 115. Yani arkadaşlar bu şekilde de konvoy yaratılıyor gördüğünüz üzere. Ama benim şu an elimde çok fazla NGT coin kalmadığı için bunu gönderemiyorum şu an keşif gezisine, ama şunu gönderebileceğim. Nedenini söyleyeceğim. Kontrakta konvoy dediğiniz zaman bakın 7 güne 0.31 alıyor buradan. Hani 15 günde yapabilirmişim ama bunu dediğiniz zaman daha fazla kişi olduğu için onun neredeyse 3 katını alıyor. 0.94. O bende yok. O yüzden gidip bunu yaratacağız. Şöyle kontrakt konvoy diyelim. 7 günlüğüne seçelim. Yine bir işlem yapacak. NGT tokenlarınız da zaten burada. Onu da CoinGecko üzerinden ekleyebiliyorsunuz zaten buraya. Yani MetaMask'e eklenmesi açısından. BNB yine çok küçük bir kesintisi var. Buna okey diyorsunuz. Birazdan NGT tokenlarımı da tahminen alacak buradan. Evet, gördüğünüz üzere 0.0 neredeyse 3 kaldı NGT tokenım. Ve 7 günüm kaldı. Yani konvoyum 7 günlüğüne tamamdır burada. Şimdi ben bunu Expedition, yani keşif gezilerine, madenlere göndereceğim. Ki oradan NGT token elde edebileyim. Ama ona geçmeden önce konvoya beraber bakalım. Bakın tabii ki buradaki bütün özellikleri de okuyabilirsiniz konvoylarla alakalı. Ama en fazla diyor bir konvoyun içerisinde 10 tane at olabilir. Yani bir konvoy yaratırken en fazla o kadar kullanabiliyorsunuz. Bir grup olarak gönderdiğinizi düşünün. O yüzden zaten güçleri artıyor. Mine kısmına tıkladığımız zaman burada dediğim gibi 30 tane farklı mine var. Ve bunların başarı oranları var. Mesela ilk seviyeye gönderdiğiniz zaman buradaki başarı oranı %88. Ama 20. seviyeden sonra gönderdiğiniz zaman bakın azalıyor zaten. 20. seviyeden sonra hepsinin şansı %50. Yani konvoyun eli boş dönme şansı da var arkadaşlar. O yüzden bunu da aklınızda bulundurun. O yüzden bu keşif gezisini yaptıktan sonra zaten ben sizlere açıklayacağım. Tokenomics nedir? Hani bu NGT token şu anki durumu nedir? Nereye gidiyor? Vesaire. Bu şekilde anlatmış olacağım. Şimdi Expedition'a tıkladığımız zaman şu an bir tane konvoyum var. Hani bunu kullanabileceğim. Zaten bu da görünüyor burada. Şu an sadece gördüğünüz üzere birinci seviyeye gidebiliyorum. Çünkü 115 gücüm var sadece burada. Bunu da yapabilmek için earn 0.22 NGT. Yani buradan bu kadar kazanabiliyormuşum. En başındaki seviyeye gönderirsem. Send convoy diyorum arkadaşlar. Okey diyoruz. Confirm diyoruz. Evet, buradaki işim bitti arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 0.22. Hatta bu 0.23 olmuş. Bunu buraya gönderdiğim için kazanmış oldum. Yalnız şöyle bir şey var. Buradan NGT coin'i çekmek istediğiniz zaman %60'lık bir vergisi var. Bu her gün %3 düşmekte. Yani yaklaşık 20 gün sonra çektiğiniz zaman hiçbir vergi olmadan çekebiliyorsunuz zaten. Bunu sadece coin'in değerini yüksek tutabiliyorsunuz. Bilmek için hani bir anda herkes alıp satmasın, coin'in değeri çok büyük düşüşler olmasın şeklinde yapmışlar. Bir de şunu anlatmak istiyorum size. Bakın NGT coin'in fiyatında şöyle bir şey göreceksiniz. Burada max'e tıkladığım zaman büyük bir düşüş yaşanmış. Bunu ben Telegram gruplarında adminlere sorduğum zaman büyük bir pump grubunun gelip hani bu coin'i daha yeni başladığı için kullandığını, bu yüzden de yükseldiğini söyledi. Doğal olarak pancake'te olduğu için coin'in değerine herhangi bir şekilde etkileri olmadı ve şunu da ekledi üzerine. Eğer dedi bu projenin hani başındakiler kaçmak isteseydi 200'lere 300 dolarlara ulaştığı zaman hani bu projeyi kapatıp kaçmak isteyebilirdi. Çünkü birçok play to earn projesinde hani parayı toplayalım bir an önce ondan sonra kaçalım şeklinde olabiliyor. Tabii ki bunun da riskini ona göre alacaksınız. Buradaki oyunda böyle bir şey olmayacak demiyorum. Ama olsaydı zaten burada olabilirdi. Onun yerine oyuna devam ettirmeyi, yani 20 dolarlarda şu an biraz daha sabit gidiyor zaten. Oyuna devam etmeyi ve bu şekilde uzun vadelerde farklı sistemler, farklı vergi şekilleri getirerek daha uzun vadede devam etmeyi istediler. Bu yüzden de böyle bir bilgi aldım. Sizlerle de paylaşmak istedim. Aynı zamanda geri dönelim dokümanlarına. Buraya geldiğimde görüyorsunuz totalde 5 milyon tane arzı var. Az önce size söylediğim gibi zaten hani coin'in değerli olmasını, 20 dolar gibi bir fiyatının olmasının sebebi de zaten bu arzının çok düşük olması. Ve aynı zamanda istiyorsanız hani pancake zaten tuşu var böyle bir şey almak ya da kullanmak istiyorsanız. Ama buradan görebilirsiniz. Bu arada şeye de bakalım 0.22 bu kazandığımız ne kadara tekabül ediyormuş diye bir göndermeden yaklaşık 4.80 dolar civarında kazanmışız arkadaşlar. Tamam, süper. Hani bundan sonra bakalım oynamaya devam edeceğiz. Buradan güzel kazançlar elde edebiliriz belki de. Tabii ki ben bu tarz oyunları seviyorum ama risk var mı? Her zaman var. Yasal uyarı kısmında da zaten sizlere söylediğim gibi. Yalnız oyun güzel, her şey güzel. Şurada bir yerde hani şunu söylemişler takım kısmında. 4 tane işte mühendisimiz var. Bir tane de sanatçı var bunları düzenleyen. Yalnız çok açık bir takım söylememişler maalesef ki. Bunların Fransa'dan olduğu söyleniyor ama anonim. Anonim olunca güven biraz daha az oluyor bildiğiniz üzere. Yine bir şey daha dikkatimi çekti. Hani şirket güzel, yeni bir şey oluşturmuşlar. Daha yeni
yeni yeni başlıyorlar. Zaten hani sosyal medya linklerini de vereceğim. Ama kontrat adresinde gördüğünüz üzere hala Gmail. Yani bu çok profesyonel değil açıkçası. Ben daha profesyonel bir şey de beklerdim. Sizlere de gördüğüm artıları aynı zamanda eksileri de söylemeye çalışıyorum ki bir karar verecekseniz ya da oynamak istiyorsanız bu kararı onların hepsine bakarak verin. Ama bu şekilde bir oyun arkadaşlar. Umarım da beğenmişsinizdir. Eğer öyleyse bu videoyu da beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda Twitter ve Telegram'ım da var. Onların linklerini de aşağı veriyorum. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.